Evet, şimdi geçen ders en son bunu yaptık. Başka bir tane daha sanki. Şundan bahsetmiştik. Onu hızlıca hatırlatayım. Burada iki tane sonuç vardı. Şimdi MN ve P A modüller. O zaman şundan bahsetmiştik. Bu iki home grubu arasında doğal bir izomorfizma vardı. Nasıldı bu? İşte bir tane F alırsak M tensör N'den P'ye giden bir homomorfizma. Bunu nereye gönderiyoruz? Şuna göndereceğiz. Bir homomorfizma M'den homomorfizmalara. M'nin herhangi bir elemanı alırsak elemanını bu bir tane phi m homomorfizmasına gidecek. N'den P'ye. O da nasıl davranacak? Herhangi bir N'yi alacaksınız. İşte F M tensör N'nin görüntüsüne bakacaksınız. Ve şu önermeyi yazmıştık. Kayıt yapıyor. Tamam. Eğer M prime, F, M, G, M double prime bir A modül tam dizisi ise şu dizide N de bir A modül olmak üzere tabii burada F çarpı bir bu bir yine bir A modül tam dizisidir. Şurada da G çarpı 1 var. Bu F çarpı 1'den kastettiğimiz şey şu. Yani bunun tipik bir elemanını aldığınız zaman bunun tipik bir elemanı şöyle bir şey. MI'ler çarpı NI'ler demiş. Sonlu bir toplam. Bunun görüntüsü şu. F'ler MI prime'lere uygulanacak. Tensör NI'ye de identity yani hiçbir şey yapmıyorsunuz. Bunları geçen ders yazmıştık. Sonra da şey demiştik, hani bu başlangıca sıfır koymadık burada, değil mi? Şuraya sıfır koymadık. Dolayısıyla burada da sıfır yok. Çünkü o haliyle sonuç doğru değildi. Özür dilerim, değil mi? Şuraya ve şuraya sıfır koymadık burada. Çünkü o haliyle doğru değildi. Onun bir örneğini de vermiştik, değil mi? Hani uyarı diyelim. Uyarı. Bu
Yani genelde şu, bu M double prime tam dizi olsa da şu tam dizi olmayabilir. Mesela şu örneğe bakalım. Yani her böyle dizi için bu tam olmayabilir. Mesela işte şu örnekte sıfır örnek diyelim. Sıfır z dizisine bakalım. Buna bakmıştık. F fonksiyon olsun. Fx fn 2 n olsun. N modülünde z bölü 2z alalım ve bununla tensör edelim. İşte 0 çarpı n 0 olacak. Z çarpı z modülü olarak düşünüyorum her şeyi. Burada f çarpı 1. Burada da z çarpı 2z. Şurası işte z bölü 2z olacak. Burası da z bölü 2z. Yani bu 0, z bölü 2z, z bölü 2z oluyor. Fonksiyon da ilk koordinat 2 ile çarpılıyor. İkinciye bir şey yapmıyorsunuz. Yani şurada bir n ve x alırsam, x'in denklik sınıfı bu nereye gidecek? Pardon, n tensör x alırsam nereye gidecek? 2n tensör x'e gidecek. Ama 2'yi bu tarafa alırsanız bu n tensör 2x olur. Ama bunun içinde 2x her zaman 0, bu n tensör 0, dolayısıyla 0. O halde şu map 0 map'i. Ama burası z bölü 2z ve burada sıfır olduğuna göre bunun tam olması için bu fonksiyonun birebir olması lazım. Ama bu map sıfır, dolayısıyla bu tam dizi olamaz. O yüzden de gerçekten bu şey doğru değil. Peki. Ama işte yani önerme doğru olmaz. Hani zaten biz de burada şey söylüyoruz. Tam dizi olmayabilir diyoruz. Hani dolayısıyla tam dizi olur önermesi doğru değil. Tabii ki. Yani şunu söylüyoruz. Bu bir tam dizi ise bu tam dizi olur mu? Olmak zorunda değil. Yani. Burada ama şunu diyoruz. Bu tamsa bu da tam. Yani bunu ispat edeceğiz. Tabii her f ve g için bu doğru. Bu her zaman doğru. Ama bu haliyle doğru değil. Yani her tam dizi için doğru değil. Tipi şöyle olacak. Tamam mı? Peki, bu 2.18, 2.19 var bir de. Önerme 2.19. Bu da benzer. Şimdi 2.10, bir dakika. Hı. 2.18'de ispat etmedim.
Onu etmeyeceğim. 2.19'u ispat, yani bir kısmını edeceğiz. Bunların ispatları işte daha önce yaptığımız bu tam dizilerle ilgili şeyler, başka bir şey değil. Diagram chase diyoruz, hani bunu aldım buraya gitti. İşte sıfırmış. O zaman bu bunun kernel'ında, o zaman onun imajında vesaire. Tamam, bu argümanlar, fikir yok. Sadece takip edeceksiniz. Dediğim gibi düşünmenize gerek yok. Yani sadece şu şuradan geldi, bu buradan geldi. Temel tanımları bildiğiniz sürece yaparsınız. Verilen bir NA modülü için aşağıdaki koşullar denktir. Nedir o koşullar? Ben buna düzdür dedim ama düz modüldür. Yani İngilizcesi flat. Flat demek de şey, tam diziyi bununla çarparsanız, tensör ederseniz yine tam kalıyor. Yani şuradaki mesela Z2 şey, N bölü 2Z flat değil. Çünkü bu tam diziyi aldım, çarptım onunla, bu artık tam dizi değil. Demek ki bu flat modül değil. Flat demek tam diziyi, herhangi bir tam diziyi alıp onunla çarparsanız elde ettiğiniz dizi de hala tam olacak. Tamam mı? Efendim? Ya zaten şey, kısa tam dizileri şey yapıyorsa o zaman hepsini yapıyor sanırım. Değil mi? Evet. İki, her tam sıfır M prime, M double prime sıfır tam, her tam dizisi için İşte şu tamdır. Dolayısıyla senin dediğine geliyor. Yani her diziyi koruyorsa aslında sadece kısa dizileri koruması yeterli. Ya da yani her diziyi koruyorsa tabii ki kısa dizileri de koruyacak ama bu koşullar denk demek, kısa diziler için bu koşul sağlanıyorsa her dizi için sağlanıyor. Uzun, kısa fark etmez. 3. Eğer F M prime'dan M'ye birebir ise F tensör 1 M prime çarpı N M birebirdir. Buna da denk. Yani sadece birebirlik korunuyorsa o yeterli. Zaten sıkıntılı olan kısım bu birebirlik kısmı. Değil mi? Bakın şu fonksiyon birebirdi. Tensör ettik, artık birebir değil. O yüzden bozuldu. Bu sonuçta şeyi söylüyor. Yani önemli olan kısmı şurası. Tamam mı? Bu birebirlik kısmı. 4. Dört.
Tahta 3. Eğer F M prime'dan M'ye birebir ve M ve M prime sonlu üretilmiş ise P çarpı 1 M prime N birebirdir. Bu da şunu söylüyor. Yani bu modülleri özelde seçebilirsiniz. Sonlu üretilmiş modüller için bu geçerliyse aslında her modül için geçerlidir. İşte bu şartı da sağlar, bunu da sağlar. Burada hani düz modülden kastettiğimizde şöyle yazayım tanım. Bir A modül N'ye düz A modül denir. Denir. Eğer her tam işte şöyle bir dizi aldığımızda MN artı 1 ya da MN eksi 1 MN artı 1 her böyle dizi için sonlu olur, sonsuz olur her iki tarafa da tam dizisi için şu dizide tamsa yani MN eksi 1 çarpı N MN çarpı N M artı 1 çarpı N tamam mı? Evet, yani zaten işte şey onu söylüyor. Evet. Ama sanırım tanımı böyle veriyor ki yoksa bunun bir anlamı yok. Ben atladım herhalde tanımı da ondan. Yani bunların dediğim gibi hepsi ispatları şey. Hani oturup neydi diye yazacaksınız o kadar. Efendim? İspatlar filet, evet. Şimdi neyi yapacakmışız? Sadece 4 şunun iddiasını yani geri kalanı herhalde daha bariz diye. Şimdi 4, 3'ü gerektirir. Oradaki şey de nedir? 4 ile 3'ün farkı. 4 ile 3'ün farkı şu. Hemen hemen aynı şey aslında, değil mi? İfadeler. 3 ve 4. Tek farkı bu M ve M prime sonlu üretilmiş. Orada. Burada yani şey burada M ve M prime sonlu üretilmiş diye bir koşul yok. Ne diyoruz? Eğer sonlu üretilmiş modüller için bu ifade doğruysa her modül için doğrudur. Tamam, ispat edeceğimiz şey o.
Peki onu nasıl yapacağız? Bakalım. F, M, M prime birebir. Ve U işte X, İ çarpı Y, İ şeklinde bir tane eleman olsun. Ve diyelim ki bu kernel F çarpı 1'in içinde olsun. Yani şunu söylüyorum. Bu burası birebir. F çarpı 1'e bakıyorum. F çarpı 1'e bakıyorum. O nereden? M çarpı N'den. M prime çarpı N'ye. Ve bir tane eleman almışım şurada U. Ve bu sıfıra gitmiş. Benim derdim bunun da birebir olduğunu söylemek. Yani U'nun sıfır olduğunu göstermemiz lazım. Burada tabii M ve N sonlu üretilmiş olmak zorunda değiller. Tamam mı? Biz neyi kabul ettik? Biz şunu biliyoruz. Eğer bunlar sonlu üretilmişse o zaman bunun birebir olduğunu kabul ediyorum. Şimdi diyorum ki sonlu üretilmemişse de bu birebir olmak zorunda. Onu ispat edeceğiz. O halde yapmamız gereken şey U eşittir sıfır olduğunu, değil mi? Göstermeliyiz. Nasıl yapacağız burada? Şimdi modüllerden bahsederken daha doğrusu kartezyen çarpımdan bir ara bir şey lafı etmiştik. İşte bir eleman sıfırsa bir M çarpı N kartezyen özür dilerim tensör çarpımında o zaman M ve N modüllerinin sonlu üretilen alt modülleri vardır. O çarpım o alt modüllerin çarpımının içinde kalır ve o alt modüllerin çarpımının içinde de o eleman sıfırdır diye bir şey kanıt yapmıştık. Şimdi o ifadeyi kullanacağız. Efendim? Nasıl? Onun gibi, evet. Kernel değil de şey yapacağız. Şimdi yazacağım. Şöyle yapacağız. M sıfır prime ile şimdi dur. Bir dakika. XE prime yazmışım da XE prime diye bir şey yok ki. XE'leri kastediyorum herhalde. Evet. Ha zaten evet. Şöyle. Değil mi? Ha, şunlar prime zaten. Tamam. Evet benim yazarken karıştırmışım. Tamam. Şöyle diyelim. M0 prime ile XE prime elemanlarının ürettiği alt
modülü gösterelim. Tabii bu toplam sonlu bir toplam. Hani burada indeks yazmadım ama değil mi? Şu sonlu bir toplam. Bu i1'den n'e kadar. Hani değil mi? Bunların her birisi sonlu. Dolayısıyla sonlu tane xi var. O sonlu tane elemanın ürettiği alt modülü düşünüyorum. Dolayısıyla artık bu sonlu üretilen bir alt modül. Tamam. Şimdi o zaman gösterelim. U0 ile şu elemanı gösterelim. İşte xi prime yi'ler m0 prime tensör neyin içinde? Çünkü artık bu elemanlar bu alt modülün içinde. Dolayısıyla ben bu şeyi, ifadeyi bu modülün içinde görebilirim. Şimdi efendim. M0 prime işte şu sonlu tane elemanın ürettiği alt modül. M0 prime M0'ın M prime'ın alt modülü. XI'ler bunun içindeydi. Sonlu tanesini aldım. O sonlu tanesinin gerdiği alt modüle M prime 0 veya da M 0 prime dedim. Şimdi bu durumda şimdi şunu bunu böyle yazalım. Bu durumda sonuç 2.13'ten dolayı sonlu üretilen bir M0 M'nin içinde bir tane de M0 alt modülü vardır. Vardır. Öyle ki işte F M0 prime M0'ın içinde kalır. Ve şu çarpım eleman daha doğrusu Fx prime'lar çarpı y'ler yani bu elemanın görüntüsü. Bunun görüntüsü neydi? Bunlara f uyguluyorum. Y'lere hiçbir şey yapmıyorum. Değil mi? Aslında u ile u0 aynı şey ama dikkatli olmamız lazım. Çünkü hani bu modüller bunun alt modülü olduğu halde hani bunlar farklı nesneler o yüzden onu farklı gösteriyor ama aslında ifadeler aynı. Peki bu sıfır olur. Nerede? M0 çarpı n'nin içinde. Burada F0 homomorfizması aslında homomorfizması F'nin kısıtlanışı başka bir şey değil. Yani bu F0 dediğim şey F'nin M0'a kısıtlanışı. F'de nereden? M prime'dan M'ye gidiyor. Dolayısıyla da yani aslında bu özür dilerim. F0
çarpı 1 tensör 1 u 0 işte o ifadeye eşit buna eşit f x prime dolayısıyla bu 0'a eşit. Şimdi bu arada bu m0'ı nasıl kuruyoruz? Bu m0 prime sonlu üretildiği için yani işte bu n tane x i prime tarafından üretiliyor. O elemanların m'nin içindeki görüntülerine bakın. Yani fx1 yani bunu şöyle kabul edebilirim. Bu fx i'lerin i1 prime fx prime n değil mi? N tane eleman var. Bunların ürettiği alt modül olarak alabilirsiniz bunu. Mesela. Şimdi o zaman ama şunu elde etmiş olduk. Şimdi m0 ve m0 prime sonlu üretilmiş modüller ve f0 ve dolayısıyla f0 1 birebir olduğu için neden yani f0 1 birebir çünkü f0 dediğim şey f'in kısıtlanışıydı. F birebir olduğu için f birebir olduğu için f0 da birebir çünkü onun alt modüle kısıtlanışı. Dördüncü koşulda diyor ki eğer modüller sonlu üretildiyse bu fonksiyon birebirse o zaman bu da birebirdir. Dolayısıyla bu da birebir. Ama bu birebirse burası sıfır olduğuna göre u sıfırın sıfır olduğunu görürüz. Tamam mı? U sıfır sıfır. U sıfır dediğiniz şey de aslında u'nun kendisi. Dolayısıyla u da sıfırdır. Yani u ile u sıfır arasındaki tek fark birini alt modülün içinde düşünüyorum. Yoksa ikisi aynı eleman. Şimdi tensör productlar cebirsel olarak hani böyle hoş bir nesne ama hani böyle pratikte işte ne işe yarar diye düşünürseniz yani tabii ki çok işe yarıyor. Şimdi belki hani onlara girmek kolay değil ama beni mesela şey yapan nasıl diyeyim etkileyen tensör productlarla bir şey örnek onu söyleyeyim. Bu şöyle bir örnek vereyim yani tensörlerin nasıl diyeyim şeyi kullanımı geometrik bir kullanımı bunu yapan da bir topolojist Max Dehn Max Dehn şunu yapıyor 1900 yılında Hilbert kaç tane işte 30 tane falan galiba problem sunuyor uluslararası konferansta Paris'te 1900 yılında ve şey diyor işte önümüzdeki 100 yıl boyunca bu problemleri işte düşüneceğiz diye. Tabii bunu Hilbert söyleyince hani kimse de çok fazla şey yapmıyor. Hani
büyük matematikçi. Hilbert'in öğrencilerinden birisi Max'ten o söylediği problemlerden bir tanesini, üçüncü problemi sanırım üçtü, 3-5 gün sonra çözüyor. Problem de şu, şimdi eş parçalanabilme diye bir şey var. Bu düzlemde düşünülebilir bu problem. Düzlemdeki hali şu. İki tane poligon alalım. İlla konveks vesaire falan olmak zorunda değil. Mesela şöyle bir poligon aldık. P. Bir de işte şöyle bir poligon aldık. P prime. Soru şu. Bunlardan birini işte doğrular boyunca kesip tekrar birleştirirsem, mesela işte şöyle kestim, sonra böyle kestim, işte şöyle kestim, atıyorum. Tekrar birleştirirsem bunu elde edebilir miyim? Şimdi tabii elde edebilmeniz için hemen bir şart ortaya çıkıyor, değil mi? Kesip birleştirdiğimde tekrar bunu elde edebileceksem alanları aynı olmalı. Yani alan P eşit alan P prime ise hani bir şansı var ve gösterebiliyorsunuz. Bu elementer bir şey, zor değil. Bu şeyse alanlar eşitse gerçekten P ve Q eş parçalanabilir. Yani şöyle ya da şöyle diyeyim. Hani ikisini de parçalara ayırıyorum. Bunu 50 parçaya ayırıyorum. Bunu da 50 parçaya ayırıyorum. Ve parçalar aynı çıkacak. Dolayısıyla ne demek o? Birini parçalara ayırıp tekrar birleştirirsem diğerini elde edebilmem lazım. Yani ikisi de aynı parçalardan elde edilmiş ama farklı yapıştırılarak. Tamam mı? Onu söylüyor. Eş parçalanabilmenin anlamı da o. Yani aslında bunların ikisinin de parçaları aynı. Sadece farklı şekilde yapıştırılmışlar. Düzlemde bu problem basit. Şeye gelince Hilbert de tabii bunu biliyor. Hilbert'in sordu. Bu üst boyutlarda nedir? Hani yani tabii algoritm soruyor mu emin değilim. Ama hani şunu diyor. Yani bu evet sonlu adımda. Sonlu adımda. Yani zaten sonlu tane parçaya böleceksin. Sonlu tane parçaya. Üç boyutta yani Hilbert'in sorduğu şey bu. Hilbert bunu soruyor. Üç boyutta bu doğru mu? Tabii mesela şunu düşünün. Bir tane küp aldım. Ya da dikdörtgenler prizması. Şu. Buna P diyelim. Bir de piramit aldık mesela. Şey tetrahedron aldım. Hatta şey tetrahedron olsun. Hani şöyle. Evet, üç boyutlu nesne. İki tane polihedral cisim eş parçalanabilir mi? Bunun volümü da hacmi de P'nin P prime'a eşit olsun. Hilbert'in sorduğu soru bu. Tamam mı? Bunlar eş parçalanabilir mi? P ve P prime eş parçalanabilir mi? Tabii yine aynı şey. Hani bunları böyle düzlemler bu sefer boyunca keseceğim. Tamam mı? Bunu düzlemler boyunca kesip tekrar birleştirdiğimde küpten
piramit elde edebilir miyim? Max'den gösteriyor ki bu mümkün değil. Böyle bir şey mümkün değil. Ve bu iki örnek özelinde de doğru değil. Yani bir kübü parçalara ayırıp kesip keserek sonra tekrar yapıştırdığınızda tetrahedron elde edemezsiniz. Bir tane tabii bunu nasıl yapıyor? Diyor ki bir invariant tarif ediyor. O invariant eş parçalanma altında değişmiyor. Yani kesip biçerseniz sonra tekrar yapıştırırsanız bu invariant değişmiyor. Ve hesap ediyor. O invariant bunun için işte bir sayı çıkıyor atıyorum. Burada sanırım sıfır çıkıyor. Şeyde küpte. Ama tetrahedronda hesaplıyor sıfır değil. Dolayısıyla da bundan bunu elde edemezsiniz. Invariant tensör bir tane. Şöyle bir tensör. Bir tane böyle polihedral cisim verildiğinde bunun işte kenarları sonlu tane. İşte mesela şu bir kenar L diyeyim. Her bir kenarda iki tane yüzün ortak şeyi. Dolayısıyla her bir kenar bir tane açı veriyor. Yani mesela burada tabii bu açılar 90 derece ama burada 90 derece değil, değil mi? Yani mesela şu kenar için bu açılar neler? Şöyle bir şey. Hani şöyle bir şey. Yani değil mi? Şu tabandaki şeyi şu şöyle bir açı var. Den invariantı şu. Ona dp diyeyim. Toplam. Bu uzunlukları alıyor. Ondan sonra her bir uzunluğa karşılık gelen buradaki açı var. Bunları isterseniz şöyle indeksleyeyim. Li teta i diye. Li sonra tensör diyor. Teta i. Bunu galiba burada li'ler reel sayı. Teta i'ler de reel sayı. Bunu radyan olarak alıyor. Ama teta i'leri sanki değişik şeyler var da şöyle de seçiyorlar galiba. R bölü 2 pi'de veya evet 2 pi. Hatta pi de olabilir de. Tam emin değilim de. Ya 2 pi yok. R bölü 2 pi an. Ya birkaç tane şey var. Yani şey de var. Q çarpı pi de almış. Öyle de yapıyorlar. Q'nun bütün rasyonel katlarını. Ama hani daha şey olan, geometrik olan pi'nin katlarını da alabilirsiniz. Yani bu ne demek? Açı pi'nin katıysa, yani zaten o kenar aslında düzlemin içinde demek, değil mi? Yani o şöyle bir şey demek. O kenar şöyle ve ayırdığı, yani bu bir şeyse, kenarsa buradaki açı 180 derece demek. Aslında zaten bu hani olmaması gereken bir kenar. Evet, yok etmen lazım. O yüzden de onu R bölü işte pi'de düşünürseniz, pi'nin katlarını sıfır kabul ettiğiniz için o terim gidiyor. İşte bu invariantı şey yapıyor, tarif ediyor den. Bunun şey altında değişmediğini söylüyor. Kesip biçmelerle. Niye? Mesela bakın şunu şöyle bir düzlemle kestiniz. Atıyorum. Şimdi tabii bunun çizmesi zor da. Şurada belki şöyle keseyim. Şurada şöyle kestiğimi düşünün. Tamam mı? Böyle kestiğiniz zaman mesela şu kenara ne oluyor? Bu kenar belli bir uzunluğu vardı.
Şimdi bunu iki parçaya böldünüz. L1 artı L2. Değil mi? L1 artı L2 oldu. Açılar değişti mi? L1 ve L2'nin açıları değişmedi. Hala yüzler aynı. Dolayısıyla buradaki terim şöyle olacak. Bu L'ye karşılık gelen bir açı vardı. Siz şimdi L'yi L1 artı L2 diye yazdınız. Açısı değişmedi. Tamam mı? Ama zaten bu ifade de şuna eşit. Bu L1 çarpı teta artı L2 çarpı teta'ya eşit. Veya öyle kesebilirsiniz ki mesela şunu şöyle kestiniz. Şöyle bir düzlemle kestiniz. Atıyorum. Şöyle. Böyle olur mu? Bu değişmiyor. Yok, şu anda söylediğim şey şu. Hani bu nesneleri için bunu hesaplayın. Bunu kesersen mesela şöyle kestim. İki parçaya ayırdım. Her iki parçanın da bu invariantlarını hesap ederseniz onların toplamı hala bu. Değişmiyor. Neden? Çünkü ya bir açıyı ikiye bölüyorsunuz ya bir kenarı ikiye bölüyorsunuz. Yani ya işte şu parçayı ikiye bölüyorsunuz ya bunu iki parçaya ayırıyorsunuz. Ama bu tensör ifadesi değişmiyor. Küp için veya dikdörtgenler prizması için bu ifade sıfır. Şu sıfır değil ama şu sıfır. Neden? Çünkü buradaki açılar hep 90 derece. 90 da pi'nin 1 bölü 4'ü. Rasyonel katı. Dolayısıyla bunun için bunu hesapladığınızda otomatikman bu sıfır çıkıyor. Sonra şuna geliyor. Piramit için o açı nedir? Pi'nin rasyonel katı mıdır? O da sıkı bir cebir sorusu. Bu açıyı hesaplayacaksınız ve o pi'nin rasyonel katı değil. O sıkı bir şey. Ama sanırım o tarihlerde o biliniyormuş. Ben bunu yazdım aslında da. Yani çok zor değil. Yok, bu kısmını yazmadım. Neyse, yani işte bu şey için o den invariantı bunun için sıfır çıkmıyor. Yani burada den invariantı bu sıfır değil ama bununki sıfır. Tabii bu soru ve den şunu gösteriyor. Bu invariantlar eşitse de o zaman gerçekten birini kesip biçerek diğerini elde edebiliyorsunuz. Yani dolayısıyla 3 boyutta 2 tane invariant var. Birisi hacim, hacimler eşit olacak. Bir de bu ifadeler eşit olacak. Bunlar eşitse o zaman birini kesip biçerek diğerini elde edebiliyorsunuz. Sonra tabii soruyu ilerletebilirsiniz. Hani 3 boyutlu değil de 4 boyutlu nesneler için bu doğru mu? 5 boyutlu. Oralarda soru yanlış hatırlamıyorsam halen açık. Hani bilinmiyor cevabı. Yani, yöntem değil de hani o sana yapılıp yapılamayacağını söylüyor. Nasıl yapılacağı algoritması var mı bilmiyorum. Bu iş bir ucu da Li gruplarına falan gidiyor. Li algebralarına gidiyor. Hani oldukça sıkı bir iş yani. Neyse, bu bence hani şu haliyle bile çok hoş bir şey ve şuradaki şey hani bunu reel sayılar alıyorsunuz. Dolayısıyla bu invariant şurada yaşıyor. Bu D, I reel sayılarla reel sayıları şeye bölüyorsunuz. QZ'ye bölüyorsunuz. Bu bir abelyen grup, bu da abelyen grup. Veya bunları Z modül olarak düşünebilirsiniz. Bu ikisinin tensörü ne alıyorsunuz? Orada yaşıyor. Tamam mı?
Z üzerinde tensör ediyorsunuz. Dolayısıyla hani böyle çok güzel cebirsel bir invariantla şeyi yapmış oluyorsunuz. Geometri problemini çözmüş oluyorsunuz. Wikipedia'da bile var. Dünya kadar şey. Oradan şeylere de ulaşabilirsiniz. Hani ciddi referanslara. Den invariant falan diye yazarsanız eş parçalanma evet. Burayı geçelim. Şimdi cebirlerin şeyi vardı. Tensör çarpımı bir de. Geçti tamam. İyi ara verelim. Aradan sonra devam ederiz. Cebirlerin tensörü vardı ama onu geçebiliriz herhalde.